Nasrettin Hocamızın türbesinin restorasyonunu başlatmak için, restorasyon çalışmalarını başlatmak için bulunuyoruz. Bu vesileyle kendisine, Nasrettin Hocamıza Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlıyorum. Nasrettin Hocamız aslen bir ulemadan bir fikir adamı, alim kendisi, aslında bir öğretmen. Vakfiyesine bakarak yaptığımız çalışmalarda 1896 yılında restorasyon çalışmalarını Abdülhamit Han ilk defa başlatıyor. Daha sonraki dönemlerde de muhtelif müdahaleler olmuş. Ancak bizim çalışmamız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün burada bulunmasının nedeni Ahmet Misbah Demircan Bey, Sayın Bakan Yardımcımızın Akşehir'i ziyaretlerinde restorasyonun Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmasını talimatlandırmışlardı. Biz de bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda Nasrettin Hocamızın aslında bir vakfiyesinin bulunduğunu, 1476 tarihli bir vakfiyesinin bulunduğunu Osmanlı arşivlerinden görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han dönemindeki vergi kayıtlarında burada bir medresenin yer aldığını ve aynı zamanda bir türbenin yer aldığını, buradaki çalışanların, türbedarın bütün gelirlerinin de Akşehir merkez ve çevresindeki bir takım taşınmazlardan elde edilen gelirlerle elde edildiğini görüyoruz. Ve bu belgeyle beraber biz burada birkaç tane şey çıkartıyoruz. Bir tanesi hocamız bir alim olduğu kesinleşiyor. Ayrıca kendisinin Akşehir'de ikamet ettiğini, Akşehir'de vefat ettiğini anlıyoruz ki türbedarın varlığından da bunu anlıyoruz. Dolayısıyla Akşehir'imizin bu anlamda değer verdiği, kıymet verdiği ve Akşehir'imiz için önemli bir zatın türbesinin burada olduğunu biz vakfiyelerden de, vergi kayıtlarından da anlamış oluyoruz. Bu vesileyle tabii Nasrettin Hocamızın 2000'in üstünde kitabının olduğunu, değerli bir alim bir zat olduğunu, tüm dünyada kitaplarından derlemelerle birçok bilginin ve fikrin verildiğini, kendisinin hazır cevap olması, müktedan olmasının yanında da bir alim olduğunu da belirtmek istiyorum. Tabii bu ecdadımızın bütün eserleri, türbeler, camiler, buna benzer bütün halka hizmet veren unsurların tamamını ecdat bir vakıf sistemiyle ayakta tutmaya çalışmış. Biz bugün de halkımıza bu vakıf sisteminin, medeniyetinin devamlılığını sağlamak için vakıflara destek vermeyi teşvik ediyoruz. Bu vesileyle de bunu söylemiş olayım. Teşekkür ederim. Böyle güzel, hayırlı bir çalışmayı başlatmak üzere buraya, içimize teşrif eden Vakıflar Bölge Müdürümüz Nurullah Osmanlı Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Emekler için Allah razı olsun diyorum. Nasrettin Hocamız bizim Akşehir'imizin en önemli değeri, markamız, dedemiz. Elhamdülillah onun adına birçok etkinlikler, projeler, sempozyumlar, festivaller, şenlikler, anma günleri, fıkra canlandırma yarışmaları düzenliyoruz. Türbemizde en son böyle etraflıca köklü bir restorasyon çalışmasını Cennet Mekan Abdülhamit Han döneminde 1906 yılında restorasyon görmüş. Abdülhamit Han döneminin varisine bir ödenek göndererek bu restorasyonu yaptırmış. Bildiğimiz gibi o Cennet Mekan Abdülhamit Han maalesef zaman zaman Kısıl Sultan diye bize dikte ettirdikleri Abdülhamit Han aslında çok şey yapmış. Bütün ülkemizdeki, Anadolu'daki o Türk büyüklerinin bütün türbelerini restore ettirmiş. Akşehir'de Nasrettin Hocamız da unutmamış. Allah razı olsun 1906 yılında bu son şekliyle böyle düzenli bir şekilde restorasyon o zaman yapılmış. O zamandan sonra küçük çaplı belki tadilatlar olmuş ama büyük çaplı bir tadilat olmamış. Şimdi inşallah Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün, Genel Müdürlüğümüzün, Bakanlık orada Kültür Bakanlığımızın katkılarıyla, finansmanıyla bu restorasyon yapılacak. Bizden önce görev yapan Abdülkadir Bey Başkanımız restorasyon projesini Mevka Kalkınmacası desteğiyle hazırlatmış. Fakat kısmet start vermek bugüne bizlere nasip oldu. Biz de projede küçük bir tadilat yaparak kuruldan geçirdik. Aslında uygun o yeşil görüntünün gene muhafaza edilmesi ilgili bir o değişiklik vardı çatı ilgili. Ondan sonra bu proje onaylandı ve tadilata Akşehir Belediyesi olarak biz yapmayı hedefliyorduk. Bütçemizde ayarlamıştık bu yıl için. Ancak
Bir, az önce bölge müdürümüzde ifade ettiği gibi Kültür Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan Beyefendi'nin Akşehir ziyaretinde hocamızı bu şeyi bize lütfedin, bize verin, biz yapalımız diye bir şey oldu sağ olsun. Biz de tabii memnuniyet de vakıflara yakışır. Çok geçtiğimiz günlerde hizmet açtığımız İmaret Camii, Hasanpaşa İmaret Camii'nin restorasyonu da vakıflar genel müdürlüğümüz yapmıştı. Oraya yakın, burayı da onlar isteyince memnuniyet dedik. İnşallah onlar bu vesileyle bu üstlenmiş oldu. Buranın zatı yeri biraz önce de ifade edildiği gibi vakıf, medrese de buradaymış. Şu anda bakım hizmetleri noktasında Büyükşehir'imize ait, Büyükşehir Lisesi'yle defin hizmetleri noktasında da Akşehir Belediye'mize ait bir alan. Ama restorasyona da esas sahip olan vakıflar genel müdürümüz yapmış olacak. Ben şimdiden Sayın Genel Müdürümüze, Turizm Bakanımıza, Kültür Turizm Bakanımıza ve Sayın Bölge Müdürümüze ve yine vesile olan Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan Beyefendi'ye de teşekkür ediyorum. Dün de diğer Kültür Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan Beyefendi şehrimizi ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın online açılışıyla bildiğiniz gibi Taş Medrese, Taş Eserler Müzemiz diğer adıyla Taş Medrese hizmete açılmış oldu. Allah razı olsun. Ülkemizde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Kültür Bakanlığımız, Çevre Bakanlığımız, Büyükşehir Belediye'miz, KOP, Akşehir Belediye'miz imkanlarıyla birçok eser ayağa kaldırılıyor. İnşallah türbemize daha güzel bir şekilde yine torunlarının ve dışarıdan gelen ziyaretçilerin hizmetine arz edilmiş olacak. Ben tekrar katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Akşehir'imiz için de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve daha önce yaptığı bir yer var mı bilmiyorum ama esas Aksaray, Karaman. Buraya ziyaret ettiğinde bu yazılar var. Bunları nasıl muhafaza etmeyi düşünüyorsunuz? Benzer.